Bu hafta Yürümenin Felsefesi kitabını konuşacağız. Şu pandemi günlerinde ne çok özledik yürümeyi bile. Issız sokaklarda, kuşların özgürce uçtuğu maviliklerin altında, ormanlarda, parklarda, deniz kenarlarında. Yürümek sadece spor yapmak değildir diyor Frederick Gross. Bir ayağı diğerinin önüne atmak dünyanın en basit işidir, çocuk işidir. Rekabet yoktur. Kendinizle bile rekabet etmediğiniz tek alan yürümektir. Yürümek için yürüyüş ayakkabısı almaya gerek yok. Kapitalizmin yürümek adına bize dayattığı hiçbir şeyi satın almaya gerek yok. Çıplak ayakla da yürüyebilir insan diyor. Yürümenin zihni yaratıcı bir sınavla baş başa bıraktığını söyleyen ve hayatını yürümek olmadan yaşayamayacak insanlardan bahsediyor. Nietzsche, Thoreau, Kant, Jean-Jacques Rousseau ve tabii ki en önemli yürüyüşçü Gandhi. Gandhi'nin ve diğerlerinin yürüyüş felsefesinden bahsediyor. Ve Nietzsche, mümkün mertebe az oturmalı, açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli. Önyargıların hepsi bağırsaklardan gelir. Daha evvel de söylediğim gibi, kutsal tine karşı işlenen esas günah yerinden kıpırdamamaktır, diyor. Hayatındaki bütün düşünceleri sokaklarda, yollarda yürüyerek oluşturan Nietzsche'nin güzel bir cümlesi bu. Evet sevgili izleyiciler, şimdi oturduğunuz yerden kalkın, en yakın kitapçıya kadar yürüyün, Frederick Gross'un Yürümenin Felsefesi kitabını alın, sonra bir parka girin biraz daha yürüyün, sonra oradan çıkın evinize doğru biraz daha yürüyün ve evinize gelip bu kitabı okumaya başlayın. Çünkü bu kitap tam olarak bunu anlatıyor. Frederick Gross'a bu kitabı için teşekkür ediyor, sizlere de iyi okumalar diliyorum.